Ve Poyraz'ın kim yani Poyraz'ın akrabasına mı yapıldı hareket? Şahsına, ya Poyraz'ın şahsına dediğim burasını çekiyor. Ya o üzerindeki Poyraz'ın değil mi? Poyraz'ın benim ondan, ben mi yolladım tişörtü? Ondan oraya, çok olay çıkardı Murat abicim. O Poyraz olmasa evet, gerçekten biri, çok olay çıkardı. Peki beyefendi ne anlatıyor? Sen ona sor. Kasıt yoktur diyor. Sen peki beyefendinin anlattığına ne diyorsun? Yani o diyor, da bana katılıyor. Kasıt yoktur bence de yoktur. Hani kendimizden ve takım arkadaşlarımdan biliyorum. He. Ummadık bir insan yendiği zaman öyle bir şok oluyorsun ve öyle bir koşuyorsun ki... Orada kaybedenin üzüntüsünü pek düşünemiyorsun. Arada kaldığımı düşünemiyorsun. Hani diyorum ya 90'da gol atmışsın da sanki Fenerbahçe'ye atmışsın gibi. 90'da, Real sen 90'da gol at da git bakayım rakibin futbolcusunun formasını tabii çek. Ben öyle seni 90'da şey görürüm. Olamaz. Semacığım ben o 90'ı görürüm. Tabii ki burada sen gol at 90'da git yani, rakip futbolcunun burasını çek. Kendini kaybediyorsun. Ondan sonra ne oluyor ben sana anlatırım. Ben çok attım 90'da gol abi. Hala atıyorum. Sen formasını çekiyor doğru söylüyor. Yaptığı hareket forma bak, çekmek. Hak veriyorum, bilerek, çekiyor. Farkında olarak. Görerek herhalde yapıyor. Kasıtlı bir şekilde. Ya herhalde çekiyor. Poyraz'a kasıtlı bir şekilde. %100. Abi bir şey söyleyeyim. Bunu... Vallahi ya ben seyrettiğimi görmüyorum. Ya beyefende bir tuhaflık var. Bana bunu anlatsın. Yok ben hayretini Poyraz'a hedef alıp. Kasıtlı yapıyor diye. Hayır, evet kasıtlı çekiyor. En büyük problem şu. Kasıtlı çekiyor. Amaç ne o zaman burada? Ne bileyim amacı. Hayrettin'e sor amacı. Sen söylüyorsan kasıtlı diyorsan evet. Bunun bir amacı olmalı. Onu da düşünmüşsündür. Ne bileyim. Amacı ne? Bu aklıma ne geldi biliyor musun? Bizim Mustafa birisi Kemal. Mustafa Kemal evet, böyle bir hareket yapmıştı. Anıl'a yapmıştı. Anıl koşarken ya. Ufaktan onu hatırlıyor musun? Omuzu böyle atmıştı. Hani o da galibiyet sevincine omuz koşarken Anıl'a böyle gidip kenardan tak diye omuzu şimdi orada yedirdi. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Yedirdi çok özür dilerim bir şey diyeceğim. Bak. Hayır biz onu da yakaladık. Bak, Survivor Extra her şey yakaladık. O düşüyor. Anıl düşüyordu orada. Anıl da ne yapıyor? Mustafa Kemal rahat bir bu biliyor omuz omuza. Hayır şimdi Mustafa Kemal orada omuzu atarken... Anıl da o da basketbolda faulü göstermek deriz. Yediği zaman omuzu ah deyip kendini bırakıyor. Poyraz şimdi, ne yapıyor? Poyraz şikayetçiliği. Aklı fikri. Poyraz'ın o işlerde pek bezi yok. O taraklarda bezi yok. Poyraz oyununa bakıyor. Hayrettin de Poyraz'ı, onu Poyraz orada... Poyraz'ı da bu. Şöyle desen. Sakın seni. Şöyle desen sakın. Zaten sana diyeceğim ki. Gelin. Sen kasıtlı dediğin için. Ya bir dakika kardeşim. Şöyle desen senin üzerine gelmiyor. Bak şöyle de. De ki bana. Murat abi Hayrettin onun şurasını bilerek çekti ama hani... Bir şey yok. Yani kötü niyette yapmadı. Onu desem sana atacağım. Ama diyorsun ki çekmedi. Bilerek arkadaşlar, çekmedi. Bilerek olur çekmedi. Mu öyle şey ya? Hala bilerek çekmedi diyor. Çünkü Hayrettin'in... Artı Murat abi sen diyorsun bak, ki bak kasıtlı yaptılar. Diyorsun. Ne yaptılar biliyor musun? Kasıtlı çünkü diyorsan... Çünkü Survivor Extra'nın ilk günlerinde Semih Özük açıkladı. Ben Hayrettin'in ustasıyım. Şey yok, Hayrettin. Yok ama kasıtlı olduğunu bilmiyorum. Hayrettin ondan önce benim arkadaşım. Ben korum. Ben ne gördüysem onu korum. Arkadaşımla ne alakası var? Keşke bugün bir Murat Özarı'ya gitmeden bir telefon onunla arasaydım. Yani kimleri aradım? Kimleri konuştum? Hayrettin'i ben ondan önce tanıyorum. Benim çok yakın arkadaşım. Babam olsa ben burada gördüğümü konuşurum kardeşim. Arkadaşım da olabilir, babam da olabilir, dedem de olabilir, eşim de olabilir. O zaman bu kadar dürüstsen, ben burada, evet, dürüstsen evet. Sen kasıtlı yapıyor diyorsun ya adamın niyetini okuyorsun. O zaman niyetini bize açıklayacaksın. Ben adamın niyetini falan okumuyorum. Ben gördüğümü kasıtlı söylüyorum. Kasıtlı diyorsun. Ya kardeşim gördüğüm kasıt çekiyor bilerek işte. O zaman Hayrettin Poyraz hakkında... Böyle şeytani planlar kurguluyor. Ben ne bileyim abicim ben Hayrettin'in Poyraz hakkında ne kurduğunu bilmiyorum. Ben görüyorum. Gördüğümde de bilerek burasını çekiyor. Ben bunu görüyorum yani gördüğüm bir şeyi nasıl... Bilerek. Yo şey yaptı mesela Çağrı böyle yapmış. Bak geçiyorlar mesela gel göstersene yalkın beni. Aç. Ya adam hızını alamadı karşısına o çıkınca bak, durdu. Şöyle yaptılar bak. Hızını geliyor. Alamadı. Bak, sana göre, sana göre ya. Böyle yapıyorlar bak senin dediğine göre. Benim dediğime göre bilerek burasını böyle yapıyor. Senin dediğine göre de sen herhalde şunu demek istiyorsun. Geçerlerken Çağrı ile Barış Hayrettin'in bu kolunu alıyorlar. Zorla tutup Barış'ı şeyini çektirtiyorlar. Öyle mi oldu? Öyle bir şey. Ne anlatıyorsun o zaman? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Tamam, çok sevindiğim zaman çok öyle insanlara sarılmışım ki. Sonradan izleyince gördüm dedim ki ne alakası bir şey ben niye buna sarılmışım? Şöyle abi Semih çok açıklayıcı anlattı. Çünkü Hayrettin çok hızlanmış o sırada. Evet. Hızını alamamış. Jimmy karşı tarafta evet. Jimmy kameraları büyük böyle kameralar onlara evet. Çarpacakken durmak için Poyraz'ın formasına sarılmış. Hayrettin koşuyordu. Koşarken baktı Barış ve arkadan gelen kim vardı orada? Onlara kadar hızlı koşmadı. Hayrettin ortada mı kalsın? Döndü arkadaşlar arkada olduğu için arkaya döndü ondan sonra. Bakın görüntüyü verin bir daha. Verelim. Ver bir adam daha. Adam çok hızlı geldi. Başından sonuna kadar çok hızlı geldi. Usame Bolt ya. Çok hızlı geldi. Bak şimdi fırlıyor. Evet. Bak direkt bak fırlıyor.
Bak ileri koşuyor. Dur bırak öteki. Onlar öteki, burada öteki, durunca öteki, geri geliyor. Öteki taraftan ver. Bak Çağrı'ya gidiyor. Hedefi bak, Çağrı. Sen öteki taraftan ver. Bak şimdi Hayrettin geliyor. Hayır, bu değil Yalkın. Çağrı geri. Çağrı bir dakika bak, dur Allah durabilir miyiz? Bir dakika Allah al geri. Al, yok böyle bir şey olmaz. Hayır. Buraya kesin müdahale etmem lazım. Ya bu herhalde başka şey görüyor ya arkadaşlar. Sevgili Yalkın Rüzgar alır mısın? Alır mısın biraz geri? Alır mısın? Alır mısın biraz geri? Başka şey görüyor herhalde. Duralım. Duralım. Bir dakika duralım. Duralım. Burada duralım. Oyunu kazanan kişi Çağrı. Evet. Poyraz'ın tişörtünden çeken kişi Hayrettin. Evet. Semih Öztürk'ün anlattığına göre Hayrettin Çağrı'ya gidiyor. Ama Çağrı zaten Hayrettin'in yaklaşık yarım metre önünde. Evet. Ya, oynatalım, oynatalım. Evet. Oynatalım. Devam edelim, bak, devam Çağrı'ya edelim. Dokundu. Evet, Çağrı'ya dokundu Çağrı'nın ama Hayrettin koşacağını zannediyor. Tabii. Çağrı, Çağrı durdu, durdu. Çünkü Çağrı'nın karşısına bir engel çıkıyor tabii. Poyraz. Bak, bak şimdi tabii, bak, evet. Bak. Gel, evet, burada gel, geldi o. Gel, gel, elden yakaladı. Bak, yakaladı. Bak, yakaladı. Bak, dur. Bak, böyle bir şey olamaz. Bak, dur, olamaz. Dur. Bir şey söyleyeyim mi? Orada olay Çağrı falan da değil. Semih anlayacak beni. Orada sevinen insan ailesine selam göndermek isteyen, ne bileyim işte onları destekleyen insanlara selam göndermek isteyenler var. Kameraya doğru koşarlar. Koştukları yönde de kamera var. Yani hep beraber kameranın önünde bir sevinç yaşamak istiyorlar. Çağrı biraz geç geliyor ama Hayrettin'in amacı kameraya çok daha yakın bir yerde sevincimizi gösterelim. Anket kimse, açar mısın o zaman? Kimseye kasıt Hayrettin yok. Kasıtlı mı yaptı? Hayrettin'in gözlerine bak Çağrı'ya. Ben güzel, ona dikkat ettim. Güzel bir soru. Hiçbir şekilde Poyraz'a bakmıyor. Bu tarafa bakıyor. Evet, Survivor Excel şimdi Hayrettin'in bu hareketi yani nasıl yorumluyorsunuz diye bir güzel kasıt anketi yok. Sen ayarla hemen bize ya, haber ankette ver. Kasıtlı mıdır değil midir? Kasıtlı çünkü kasıtlı değil. Diye bir iddianız var sizin. Kasıtlı çekiyor Poyraz'ı. Bilerek, kalması. Bilerek çektiğini mesela, düşünüyorum. Bilerek kasıtlı demek. Evet, bilerek diyorum işte ben. Ben de alakası yok diyorum. Tamam. Hayrettin Poyraz'ın formasını A bilerek çekmiştir. B farkında olmadan çekmiştir diye bir anket açarsan açılınca bana haber ver ama süresini de kısa yap senden rica yarım ediyorum. Yarım saat yap. Yok yarım saat olmaz. 10 dakika. 10 dakika. Niye yarım saatte? Türkiye şu an ayaklandı diyorum sana. Ha Türkiye ayak. Sen az önce pardon. Dedin ya yedirmeyiz diye. Çok özür dilerim. Bizim aslında bu anketleri ya. Twitter'da da açmamamız lazım normalde. Acun.com'da açmamız lazım. Çünkü Twitter örgütlenmesini de genelde Semih Öztürk yaptığı alaka? İçin ben ona göre de bir soruşma verebiliyor. Yok telefonun eline yani, almana gerek yok senin canım. Konu, evet devam ediyoruz. Konu ayaklanma, mayaklanma değil. Biz burada ne gördüysek onu konuşuyoruz abi. Yani ben gördüğümü anlatacağım burada yani kim...